Günün Raporu programının ikinci bölümünden tekrar merhaba. Özgür Kanal Halk TV'desiniz. Herkese, her kesime, her türlü siyasi görüşe açık, herkesin kendisini seslendirebildiği, kendisini ifade edebildiği açık ve özgür kanalımız Halk TV. Yayınımıza devam ediyoruz. Biraz önce Türkiye'yi konuştuk, gündemi konuştuk. Konuğumuz Garop Aylan'dı. Şimdiki konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Sayın Fikret Şahin. Hoş geldiniz Sayın Vekil. Efendim hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle kulak burun boğaz uzmanısınız, doktorsunuz. Evet, tıp doktoruyum, kulak burun boğaz uzmanıyım. Yani onu da belirtmemiz lazım. Balıkesir milletvekilisiniz. Evet. Siz daha önce biz siz yayın aldık mı? Yok, hayır. İlk kez yayın yapıyoruz şu an. Önemli çünkü Türkiye'nin kendi milletvekillerini belli ölçüde sadece Balıkesir'in değil, Türkiye'nin de tanıması lazım. Bir de sorunları konuşacağız, problemleri konuşacağız. Siz Avrupa Birliği Komisyonu üyesisiniz. Evet. Aynı zamanda Uyum Komisyonu üyesisiniz. Uyum Komisyonu. Başkan vekilisiniz bildiğim kadarıyla. Yok, hayır. Normal üyesiniz. Normal üyesiniz. Evet, evet. Aslında Avrupa Birliği ile ilgili bugün Sayın Erdoğan'ın çok açık bir şeyi var. Yaptırım kararı gelirse müzakereler sona erer, kapıları da açarız dedi. Evet. Çok açık, çok net. Aslında Amerika'ya giderken Avrupa Birliği'ne mesaj verdi. Amerika'ya çok mesajı yoktu. Bugün de Amerika'da görüşmelere başlayacak. Görüşmeleri de yakından takip edeceğiz. Öncelikle bu geziyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Siz aynı zamanda bir yurt dışı komisyonun da bir anlamda üyesisiniz. Orada da çalışmanız var. Evet. Nasıl görüyorsunuz bu geziyi? Türkiye bu geziden ulusal çıkar anlamında bir şey elde edecek mi? Yoksa Amerika'nın hıklayıcısı olup geri mi gelecek? Yani nasıl olacak sizce? Efendim tabii bu ziyaretten önceki duruma dönecek olursak Amerika Başkanı'nın Cumhurbaşkanımıza göndermiş olduğu bir mektup var. Yani daha doğrusu Türk milletine hitaben de sonuç olarak. Yani Cumhurbaşkanı Türk milletini, Türk devletini temsil ediyor. Aşağılayıcı bir mektup. Yani biz bundan çok rahatsızlık duyduk. İçimiz acıdı. Genel Başkanımız da ifade ettiği gibi bu mektup kesinlikle iade edilmeliydi. Yani arşive konulmadan geldiği yolla, Büyükelçilik vasıtasıyla muhtemelen geldiğini düşünüyoruz. Büyükelçilik çağrılacak ve ona tekrar bu mektup iade edilecekti. Cebimize koyacağız, tekrar götüreceğiz, orada takdim edeceğiz. Dün de Genel Başkanımız grup konuşmasında ifade etti. Yani takdim etmek sonuç itibariyle arz etmek. Yani bir üst makam olarak zaten siz bunu kabul etmiş oluyorsunuz. Bunun uygun olmadığını ben düşünüyorum. Ki keşke şöyle olmuş olsaydı. Bakın daha önceki bir tarihe dönelim. Cumhurbaşkanı Büyükşehir Belediye Başkanları'nı bir masa etrafında topladı. Türkiye'de güzel bir böyle ılıman bir iklim yayıldı. Yani bir uzlaşmacı, karşılıklı hiç olmazsa aynı masa etrafında toparlanabilir, konuşulabilir olduğunu hep birlikte gördük. Ben Suriye operasyonundan önce, hatta bu mektup geldiği dönemde de keşke Cumhurbaşkanı liderlerle birlikte bunu değerlendirmiş olsaydı, liderlerle birlikte kardeşim buyurun mektubunuzu iade ediyoruz demiş olsaydı, bu gezinin bu anlamda bu şekilde davranmadığı için pek etkili olacağını ben düşünmüyorum. Sonuçta Amerika ne diyecekse muhtemelen onları dikte edecek ve o şekilde dönecek. Ki ondan öncesinde hatta bakınız yine 29 Ekim tarihinde, yani bizim Cumhuriyet Bayramımız bizim için en önemli olan günde dahi Amerikan Temsilciler Meclisi Ermeni tasarısını geçiriyor. Bakın bu bir sinyaldir. Yani biz 29 Ekim'de size karşı bu tasarıyı onaylıyoruz diyorlar. Yani bu da bizim için bir takım yaptırımlar var. Sonuç olarak tabii ülkemizin onuru açısından da zedeleyici davranışlar. Bu geziden çok bir ülkemizin çıkar açısından bir fayda göreceğimizi ben düşünmüyorum şahsen. Evet, yani tabii ki daha ayrıntılar belli değil ama sizin dediğiniz doğru. Çünkü bugün yandaş medya da şöyle dedi. Erdoğan küstah mektubu ikili görüşmede iade edecek. Şimdi ikili görüşmede iade edecek yani bir kere kapalı kısmında. İkincisi, bu mektubu gerçekten ikili görüşmede iade edecek mi etmeyecek mi kimse bunu bilmeyecek. Yani bu çok muğlak şeyler anlaşılan mektubun üzerine biraz daha yatılacak gibi görünüyor. Şimdi efendim şunu ifade etmek isterim. Uluslararası ilişkilerde mütekabiliyet esası geçerlidir. Mektup hangi yolla geldiyse o yolla geri iade edilir. Dışişler üzerinden. Elbette hangi yolla geldiyse. Dışişleri yoluyla geldi. Büyükelçi kendi takdim ettiyse hangi yolla geldiyse o yolla geri iade edilir. Ben aldım cebime, kabul ettim. Kamuoyu bunu duydu. Biz aşağılandık. Ondan sonra ben bu mektubu
iade edeceğim. Yok. Yani bu normal bir yol değil yani uluslararası ilişkilerde. Tabii. Bu arada Sayın Erdoğan demin söylemiştim. Amerika gezisi öncesi Avrupa Birliği'ne tehdit diye bir başlık atmışlar. Müzakereler bir anda bitebilir. Kapılar açılır. Başınızın çaresine bakın deriz demiş. Bu Avrupa Birliği'ne yönelik yaptırım kararının ardından ilk ciddi resmi tepki diyebilir. Çünkü sonuç olarak devlet başkanı, cumhurbaşkanı evet. bunu söylüyor. Evet. Ne diyorsunuz? Efendim zaten bakınız ben yaklaşık 1,5 yıla yakın zamandır milletvekiliyim ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesiyim. İnanın bu komisyonda yani bir adım ilerleme kaydetmedik. Yani yanlış anlaşılmasın ama sanki boşa kurulmuş bir komisyon gibi. Devamlı bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Hiç Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde bir ilerleme kesinlikle yok. Zaten yok yani. Müzakere falan yok. Kalmış durumda o noktada. Hatta geçen yıl göstermelik olarak Reform Eylem Grubu denilen bakanlıklar arasında yani Avrupa Birliği'ne uyum müktesebatında bir ilerleme katledelim diye bir çalışma yapıldı. O da kaldı. Şu anda ilişkiler zaten yok, kesilmiş durumda. Tabii üzücü olan nokta şu. İzlenen tutarsız dış politika sebebiyle, daha doğrusu iç politikaya yönelik bir dış politika izlediğinizden dolayı yalnızlaştık. Gerçekten yalnızlaştık yani. Şu anda bakın bir operasyon yapıyoruz. Teröre ait yani teröre karşı bir operasyon gerçekleştiriyoruz. Yanımızda hiçbir Avrupa Birliği üyesi yok, NATO üyesi ülke yok. Yani demek ki burada hani bir değerlendirmemiz gereken bir nokta var. Biz nerede yanlış yapıyoruz? Neden acaba kendimizi iyi ifade edemedik? Bakın Fransa karşı çıkıyor, Almanya karşı çıkıyor. Yani Avrupa Birliği ülkeleri, başı çeken ülkelerin hepsi karşımızda. Demek ki biz Avrupa Birliği'ne ilgili ilişkilerimizde yeteri kadar pozitif yönde bir ilerleme sağlayamamışız. Yani dış politikada da bu şekilde tehdit var edilin pek geçerli olduğunu ben düşünmüyorum. Ve şu ana kadar geldiğimiz noktada da zaten yeteri kadar pozitif yönde bir ilerleme sağlayamadık. Gerçekten mütekabiliyet esasında, uluslararası hukuk normları çerçevesinde yani gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği dış politika, yurtta sulh, dünyada sulh çizgisinde bir dış politikamız olsaydı şimdi daha güçlü, daha saygın bir ülke konumunda olacaktık elbette ki. Sorulacak soru aslında şu değil mi? Yani AKP döneminde hem AKP siyasi iktidarı, hükümeti hem de Recep Tayyip Erdoğan aslında samimi olarak içten gerçekten Avrupa Birliği'ni istiyor mu? Ben gerçekten samimi olarak Avrupa Birliği'nin istediklerini düşünmüyorum Fatih Bey. Zaten istenilmiş olsaydı bu şekilde bir politika izlenmezdi. Çürütmeye sanki böyle nadasa, daha doğrusu böyle iyice çözülmeye bıraktılar bu işi gibi geliyor bana. Yani Avrupa Birliği çünkü modern, çağdaş bir proje. Yani elbette. Bu projeye diyelim ki bu modernizmin kalesine yani gerçek anlamda her anlamda çağa uygun bir yaşam tarzı, üretim tarzı, bir toplumsal örgütlenmeye AKP'nin nasıl baktığı belli. Değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Ben şöyle ifade edeceğim size. Bizler Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte artık çağdaş dünyayla entegre olmaya başladık. Yani bizim için Batı medeniyetiyle tanışmamızdaki en önemli adım Cumhuriyet'imizdir. Ondan sonraki ikinci adım da benim kendi değerlendirmemdir bu. Avrupa Birliği'ne üye olma irademizdir. Yani biz diyoruz ki biz bilime, çağdaş düşünceye ait bir dünyada yaşamak istiyoruz ve bu şekilde bir yaşam tarzı benimsemek istiyoruz diyoruz ve bu şekilde ilerlemeye çalıştık. Fakat AKP iktidarıyla birlikte yüzümüz belki Avrupa'ya dönük ama arka arkaya giderek Orta Doğu bataklığına doğru saplanır hale geldik ve saplandık. Sonuç olarak ben şunu söyleyeyim, samimi bir şekilde Avrupa Birliği'ne üye olmak istediğini ben AKP iktidarını düşünmüyorum. Öyle olmuş olsaydı, bakın Avrupa Birliği'ne üye zaman zaman parlamenterlerle görüşüyoruz. Devamlı bize gelen eleştiri şu, insan hakları konusunda eleştiri alıyoruz. Basın özgürlüğü konusunda eleştiri, hukukun üstünlüğü konusunda eleştiri alıyoruz. Gerçekten bunlarla ilgili sıkıntılarımız var. Eğer ki bizler samimi bir şekilde mevcut yönetim Avrupa Birliği'ne üye olmak istemiş olsaydı bununla ilgili sorunları çözer ve Avrupa Birliği'ne daha hızlı girmiş olurduk. Tabii bu, haklısınız. Tabii sadece siyasi iktidara suçlamanın çok bir anlamı yok. Çünkü Türkiye'de halkın önemli bir kısmı da çağdaş, uygarca, insanca yaşama konusunda
belki eksik bilgileri var, belki tepkileri var Avrupa yaşamına. Yani özgür Batı'ya karşı, Batı'nın kimse kültürünü, inancını alın demiyor ama Batı'nın en azından üretim modelini, toplumsal özgürlükleri, hakları, anayasal elbette çerçevesini kullanabiliriz diye düşünüyorum. Peki gelelim asıl önemli konuya. Siz Plan Bütçe Komisyonu üyesisiniz. Sayın Garapaylan da çok konuşamadık. Takip ediyorum, evet. Ya pardon, takip ediyorsunuz. Ama sürekli takip ediyoruz. Özellikle evet, sağlık politikalarıyla mesleğinizden dolayı da yakın ilgilisiniz. Hı hı. Sağlık Bakanlığı ile ilgili bütçe görüşmelerinde vardınız değil mi? Elbette. Dün yaptık evet, bu görüşmeleri şimdi Fatih Bey. Orada bakanın konuşması dışında temel sorunlardan biri, ki siz de bunu bir mesleki anlamda da yaşıyorsunuz, şehir hastaneleri. Evet. Yani siz de onu gündeme getirdiniz zaten, hı hı, tartıştınız. Hı hı. Şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. Mesela Ankara'da bir şehir hastanesi var. Bütün bölümleri kiralık. Mesela evet, MR'ı çeken başka firma, tahlili yapan başka firma, yapılan testi değerlendiren başka firma. Ama sonuç olarak böyle bir ticaret, büyük bir ticari kurum gibi olmuş. Yani parça parça. İkincisi, doktorlar arasında entegrasyon yok. Üçüncüsü, çalışan sağlık personelinin de birbirinden haberi yok. Evet. Mesela hasta rahatsızlanıyor. Ambulans istemek için 444'lü numara veriyorlar size. Mesela kapıya 112 değil, hastane zaten orası. Evet. 444'lü bir numarayı arıyorsunuz. Hastamı çıkaracağım, ambulans lazım diyorsunuz. Biz de size döneriz diyorlar. Ya da sandalye lazım, tekerlek sandalye. Yani golf arabası geliyor. Golf arabası gelmesi için de 444'lü numarayı arıyorsunuz, evet, ve bekliyorsunuz. Yani gelirse, ki 20 dakika sonra mı gelir, 4 saat sonra mı gelir, o da belli değil. Evet. Yani bir tuhaf bir anlayış var. Sizin gördüğünüz tablo ne? Benim anlattığım dışında ki bizi izleyen bir sürü seyircimiz var. Evet. Sağlık sorunları olabilir, yakınlarının sağlık sorunları olabilir. Türkiye'nin önemli bir kanayan yarası bu. Evet. Buyurun, söz sizde. Fatih Bey, öncelikle değerlendirmemden önce şunu ifade etmek istiyorum ki dün Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmesinden ben çok üzgün ayrıldım. Şöyle ki, ben beklerdim ki bir cumhuriyetimizin bir sağlık bakanı başı dik, alnı açık olarak tüm soruları yanıtlayabilsin ve oradan evet bakın ben kamu harcamalarını ne kadar şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yapıyorum diyebilseydi. Gördük ki Sağlık Bakanlığı yönetimde ve harcamalarında şeffaf ve hesap verebilir değil. Değil. Nasıl değil? Bu önemli bir iddia, evet, ve önemli bir, evet, şeyde buldunuz. Ya bakanın kendisine de söyledim ben bunu. Evet. Kendisine de soru cevap kısmında yani sizler şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı sergilemediğinizi burada hep birlikte görmüş olduk. Bundan çok büyük üzüntü duyuyorum. Keşke Cumhuriyetimizin bir bakanı buradan boynu bükük ayrılmasaydı, başı dik, alnı açık şekilde ayrılabilseydi dedim. Gerekçesini de söylüyorum. Efendim ben kendim şahsen iki kez soru önergesi vererek, Temmuz ayında ve Eylül ayındaydı zannediyorum, şehir hastanelerinin sözleşmelerini talep etmiş olmama rağmen her ikisine de cevap alamadım. Ve yine bütçe görüşmelerinde, dünkü bütçe görüşmesinde de yine Sağlık Bakanı'ndan bizzat sözlü olarak, tutanaklarda da vardır, sözleşmeleri açıklamasını talep ettim. Maalesef halen şu an itibariyle de Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanlığı personelleri sözleşmeyi açıklamış değiller. Hatta iktidar milletvekilleri olan AK Partili milletvekilleri de bu sözleşmelerden habersizler. Kimileriyle de konuştuğum zaman onların da rahatsız olduğunu duyuyorum. Yani kamu yönetiminde ticari sır diye bir şey olabilir mi Fatih Bey? Biz bu sözleşmeler nedir diye sorduğumuz zaman bize verilen cevap şu. Efendim bu ticari sır, size söyleyemeyiz. Bunu bana söyleyen Maliye Bakanlığı'nın genel müdürü, bürokrat. Neyle ilgili ticari sır? Neyi sordunuz? Şehir hastanesinin işletme sözleşmeleri. Şimdi bu şehir hastanelerinin işletme sözleşmeleri gerçekten neye göre işletiyor? Doluluk oranıyla ilgili hasta garanti payı var mı? Hı. Ya da bu para nasıl ödenecek? Bununla ilgili sözleşme ayrıntılarını siz bir milletvekili olarak alamadınız mı? Alamadım efendim. Alamadık. Ben hatta yine tutanaklarda da vardır. Bir bürokratın bildiği bilgiyi, hatta onun da ötesinde yabancı finansör şirketlerin, danışmanlık şirketlerinin
de çalışan kişilerin bildiği bilgileri bu ülkenin bir milletvekili olarak ben bilmiyorum. Siz bakanlık olarak harcamayı yaparken bu parayı nereden buluyorsunuz? Vatandaştan aldığınız vergilerle karşılıyorsunuz değil mi? Yani kamu yatırımları için. Ben de milletin temsilcisi olarak bunu denetlemekle görevliyim milletvekili olarak. Ben de soruyorum bu parayı nereye harcıyorsunuz ve bu sözleşmeler nelerdir dediğim zaman efendim ticaret sır size söyleyemeyiz. Ama bürokrat biliyor, yabancı danışmanlık şirketindeki eleman biliyor, ben bilmiyorum. Sorduğum soruya iki kez cevap alamadım. Bakınız burada hatta ben onların da tarihlerini sizle paylaşayım. Efendim 5 Temmuz'da 2019'da sormuşum şehir hastanenin sözleşmeleri nedir demişim. Cevap gelmedi. Yine 26 Ekim'de yine başka bir konuyla ilgili yine sormuşum. Ona da gelmedi. Halbuki anayasamıza göre, daha doğrusu iç tüzüğün 99. maddesine göre benim bu yazılı soru önergelerime 15 gün içinde cevap vermesi gerekir bakanın. Burada bana cevap vermeyen bakanlık bu sorularıma ben internette araştırdığım zaman bir Amerikan danışmanlık şirketinin internet sitesinde 15 tane Türkiye'deki şehir hastanelerinin yatırım maliyetleri nelerdir diye sorduğumuz zaman liste halinde yayınlamış. Bir dakika. Ben bakanlığa soruyorum milletvekili bana cevap vermiyor. Amerikan danışmanlık şirketinin internet sitesinde Türkiye ile ilgili kamu özel ortaklığıyla yapılmış olan sağlık tesislerinde ilgili raporlamada 15 tane şehir hastanesinin burada maliyetleri var. Yani Türkiye Cumhuriyeti milletvekili parlamento üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi birine verilmeyen rakam evet. Amerikan danışmanlık firmasına veriliyor mu? Veriliyor evet. Verilmiş ve bakın o danışmanlık şirketi de tabii kendi PR'ını yapmak amacıyla da rapor halinde yayınlıyor. Biz de tesadüfen internet üzerinden bu rapora ulaşıyoruz. Bu rapora ulaştıktan sonra ben diyorum ki sizin bana daha önce Temmuz ayında sorduğum bu soruya cevap vermediniz ama ben bunu buradaki adres gösteriyorum. Bu şirketin internet sitesinde bu rakamlara ulaştım. Bu rakamlar doğru mudur diye soruyorum bakanlığa bu sefer. Ha. Yine cevap yok. İnternetten aldığınız şeyi soruyorsunuz. Tekrar soruyorum. Amerikan danışmanlık firmasının bilgilerini. Evet. Ve tekrar soruyorsunuz. Yine cevap yok. Bu bir ay olmuş. Ve dün de yine bakanın yüzüne karşı yine sordum. Dedim bakın böyle sorduk Temmuz ayında cevap vermediniz. İnternet sitesinde Amerikan şirketini gördük. Onu sorduk. Ona da cevap gelmedi kanun süresinde. Şimdi size direkt soruyoruz. Gelin şeffaf ve hesap verebilir bir bakanlık olduğunuzu ispat edin burada. Ve şöyle çıkartın sözleşmeyi bakın sözleşme buradadır demenizi bekliyoruz demiş olmama rağmen halen sözleşmeler saklanıyor. Endişeleriniz ve ne? Şunu yani, söyleyeceğim. Şimdi bana söyleyeceğim. Lütfen açık evet. açık anlatın. Açık açık hemen. Yani bu sözleşmelerin şimdi, gizlenmesinin nedeni ne? Fatih, size göre. Bakın benim şu andan yani şu ana kadar söylediklerim ve bundan söylediklerim kendi görüşlerim olmakla birlikte bir takım raporlara da dayandırıyorum. Bakın yine bir İngiliz sivil toplum kuruluşunun bir bu rapordur. Yine kamu özel işbirliği ile ilgili rapor. Burada 7 tane madde saymış. Demiş ki burada efendim işte hangi sebeplerden dolayı sağlık yatırımlarında kamu özel işbirliği modeli uygun değildir denmiş. Buradaki bir madde şu var. Yine burada diyor ki ticari sır olarak söylenen bir maddenin arkasında rant arayışı ve burada bir yolsuzluk vardır deniyor. Rapor söylüyor bunu. Yani eğer kamu özel işbirliği yatırımları sağlık alanında uygun değildir. Çünkü ticari sır denilen verilmeyen bir takım bilgilerin arkasında rant arayışı ve yolsuzluk var. Cumhuriyet tarihinin belki de en büyük kara deliğidir şehir hastaneleri ve şu anda bakana da ifade ettim. Açıklamadığı sürece Sağlık Bakanlığı şehir hastaneleri sözleşmelerini yolsuzlukla iç içedir. Bakanlık şeffaf bir yönetim sergileyemiyor. Çünkü bu yapmış oldukları anlaşmalar, kamu özel işbirliği çerçevesi yapacakları ve bundan sonra yapmış oldukları ve bundan sonra yapacakları hastanelerde muazzam şekilde kamu zararı vardır. Muazzam şekilde. Bakınız üniversitedeki hocalarımızın yaptığı hesaplamalarda 16 milyar dolarlık yatırım için biz 25 yıl sonra 142 milyar lira para ödeyeceğiz. Yaklaşık 10 katı miktarda. Ve yine bu raporda diyor ki efendim sizin bir hastane için vereceğiniz parayla aynı şekilde en az 7-8 tane hastane yapabilirsiniz diye böyle bir rakam var. Ve
Yine İngiltere Sayıştay'ın, İngiltere Maliye Bakanlığı'nın raporlarında. Eğer diyor, kamu özel işbirliğiyle değil de direkt bakanlık kendi borçlanmış olsaydı ve ihaleye çıkıp da şirketlere bu hastanenin yapımlarını vermiş olsaydı en az yarı yarıya kar yapardı diyor. Bu model orijinalinde İngiltere'nin yaratmış olduğu bir model. 92 yılından itibaren 2000'li yıllara kadar kendileri de uygulamışlar. Halktan gelen yoğun tepki ve maliyetin çok yüksek olması sebebiyle İngiltere bu modeli bırakmış. Modeli kendinde uygulamayı bırakmış ama kalkınmada öncelikli ve geri kalmış ülkeler bu modeli sanki harika bir modelmiş gibi ihraç ediyor. Yani şehir hastaneleri günümüzde modern bir sömürü aracıdır. Türkiye'de bu kıskaca yakalanmış durumdadır. Peki bir şey soracağım. Bir dakika bana izin verin. Buyurun. Şehir hastanelerinin yapım, işletme ya da müteahhitlere bırakılması döneminde nasıl bir rant ilişkisi var ki hem sır olarak gizleniyor, kimler bunu şehir hastanesi olarak bu insanlara bu işi verip buna hazine garantisi, hasta garantisi vermeyi teklif ediyor? Ne buldunuz bunların arasında? Yani ben onu da merak ediyorum. Efendim burada bu listede aynı zamanda bu yatırımların hangi şirketlere verildiğinin isimleri de var. Bu meşhur şirketler ki bunu da zaman zaman isimlerini duyuyoruz. İşte Rönesans firması var, YDA firması var, İçtaş var, Türkerler Grup var. Yani bunlar Türkiye'nin önde gelen bu kamu özel işbirliği yatırımlarında ihaleye alan şirketler. Ve %70'i şehir hastanelerinin, yaklaşık olarak %70'i 3 firmanın yaptığı yatırımlar. 3 firma. 3 firma, evet. Peki neden bu ihale... Ve bu firmalar da tabii mevcut iktidara yakın olan firmalar. O kesin de. Evet. Peki bu ihaleler kamuya açık bir biçimde yapılmıyor mu? Neden sadece 3 firmada kalıyor? Ha yok işte, kamuya açık değil. Onu söylüyoruz işte, yok. Ya sözleşmeler yok ortada. Sözleşmeler yoksa... Yok. İhalenin nasıl yapıldığını da öğrenemiyorsunuz. Hayır, değil mi? Hayır, onu da öğrenemiyoruz. Peki ne kadara bağlandı, ne kadar hasta garantisi var, ne kadar bu hastanelere devlet para ödüyor, Sağlık Bakanlığı bu işin neresinde, bunlarla ilgili bilgi yok mu? Bilgi yok efendim. Bilgi şu şekilde, bizler işte internet üzerinden Sayıştay'ın bir takım işte harcamalarından gelen raporlarından çıkartmaya çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim ben size, yine bu rapora dayandırarak söyleyeceğim. Sağlık Bakanlığı personelinin bu kamu özel işbirliği modeline dair hukuki bilgileri yeterli ölçüde olmadığına ben inanıyorum ki şey de bunu gösteriyor uygulamada. Özel bir kanun çıkartılıyor. Halbuki ihale yasasında yap işte devlet modeline göre bunlar yapılabilirdi bu hastaneler. Ama yabancı finansör şirketler bunu kabul etmediler. Özel kanun istiyoruz dediler. 2013 yılında 6428 sayılı sadece sağlık alanında kamu özel işbirliği ile ilgili bir yasa çıkartıldı. Bu yasa da tamamen bu finansör şirketlerin istekleri doğrultusunda yapılmıştır. Ve devamlı revizyona uğruyor. En az 5 kez ben hatta çıkarttım, şöyle baktığım zaman 5'e yakın bu yasada bir revizyon uğramış. Yasa elimde. Şimdi bakın. Bir örnek vereceğim. Dün bu yasaya dayandırarak efendim bütçe yasası getirildi bakanlık. Bu da bütçede diyor ki burada efendim işte kamu özel işbirliği yatırımlarında kira bedelleri ödeme diye bir kalem açmışlar ve burada bir ödeme miktarı koymuşlar. Normalde bu yasaya dayandırılarak yapılması gereken bu bütçe yasası, bu asıl yasada bir kira bedeli yok ama burada kira bedeli var. Aslında bu yapılan bu bütçe yasası da kanuna aykırı. Demek istediğim şu Fatih Bey, yani o kadar lakayet, o kadar yönetimin disiplinden uzak olduğu bir bakanlık ki bütçe yasası yapmış oldukları, dayandıracakları yasaya da uygun değil. Burada asıl 6428 sayılı Sağlık Bakanlığı'nın kamu özel işbirliği ile ilgili yatırım yapmasını temel oluşturan bu yasada kira bedeli yok. Ama buna dayandırılarak yapılan bütçe yasasında kira bedeli var. Kanunsuz bir şekilde oraya bir ödeme koymuşsunuz. Dün bunu yine ifade ettik kendilerine. Demek isteyeceğim şey, bu bize neyi gösteriyor? Demek ki şehir hastaneleri konusunda disiplini bakanlık yitirmiş, kontrolü yitirmiş
ve kontrolsüz bir şekilde çalışma yürütmeye çalışıyorlar. Hatta geçtiğimiz Temmuz ayında bir torba yasa çerçevesinde bir yasa geldi. Bu yasada yine bu yasaya ait bir revizyon yapmak istiyorlar. Ne efendim? Sözleşme bedeli koyalım. Biz o zaman öğrendik ki bu şehir hastanelerinin kira ödemeleri döviz bazında yapılıyor. Döviz de çok hızlı yükseldiği zaman artık kirasını ödeyemeyecek hale geliyor. Ve bir üst limit koyalım. Kamuyu biz çok zarar ettirdik. Hiç olmazsa bu zararı neresinden dönersek kârdır mantığıyla bir üst limit koyalım diye bu şekilde bir yasa teklifi getirdiler. Tabii bu genel kuruldan geçti. İşte o zaman biz ödemelerin dövizle olduğunu ve kamunun çok aşırı şekilde zarar ettirildiğini görmüş olduk. Döviz görmüş kim olduk. Ödüyor? Devlet mi? Devlet ödüyor elbette. Ya bakın bir dakika, Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılmış bir hastaneye evet. Devlet niye dövizle para ödesin? İşte onu söylüyoruz. Fatih Bey işte onu söylüyorum ben. Hayır, neden yani ödesin? Bunun bir mantığının bir şeyin yani eğer siz bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kendi paranızla bir yatırım yaptıysanız o hastaneye yani anormal para ödüyorsunuz onu da kabul ettim de niye dövizle ödüyorsunuz? İşte bakın ben size şunu söyleyeyim, niye dövizle ödüyorsunuz? Çünkü yabancı finansör şirketler götürmüşler Türkiye'nin sağlık sistemini İngiltere'ye teslim etmişler. Efendim 2003 yılında sağlıklı dönüşüm programı Dünya Bankası destekli diyorlar. Affedersiniz külliyen yalan. Dünya Bankası ile ilgili herhalde bir projeleri var tahminimce. Tamamen gerisi İngiliz finansör şirketlere dayanmış durumda. Hatta İngiltere hükümetinin internet sitesinde bir rapor var. O raporda da bunu açık açık söylüyor. Türkiye'ye ait, kamu yatırımlarına ait bir bölüm açmışlar. O bölümde diyor ki, biz diyor Türkiye'de diyor dünyanın en geniş diyor efendim kamu özel işbirliğiyle yapılmış sağlık testleri zincirini kurduk. Hatta o zincir de söylemi pipeline diyor yani boru hattını yani bu şekilde Türkiye tamamen diyor biz boru hattı gibi sağlık testleri yaptık. Dünyanın en geniş ağını yaptık diyor. Evet yani bu şekilde burada yazıyor. Burada yazıyor yani İngilizcesi ben de bunu ifade edeyim ki bakın hatta 2000 yine kaç yılında 14 yılında Sağlık Bakanlığı personelini davet ediyor. Yine İngiltere hükümetinin bakın resmi internet sitesidir. Ve Türkiye'nin sağlık sistemini İngiltere'ye nasıl teslim ettiklerinde bir resmidir bu. Burada bakın ifade ediyor. Diyor ki efendim biz diyor 8 milyar poundluk sağlıkta yatırımı nasıl destekliyoruz Türkiye'deki sağlık yatırımı diye bu şekilde bir ifadesi var internet sitesinde. Ve altında şu şekilde 13. yüzyıldaki diyor Windsor Kalesi'nin zindanlarında yaptığımız toplantılarda diyor Sağlık Bakanlığı yetkililerle. Bakın buradaki resimde de şu gördüğünüz kişi de şu anda Sağlık Bakan Yardımcısıdır. Bunu da dün söyledim bakana. Hiç olmazsa yani bunu kaldırın, bu resmi buradan kaldırın. Yani İngiltere'nin, Türkiye'nin sağlık sistemini nasıl teslim ettiğinizin işte fotoğrafı bu. Şunu ya ifade şehir hastanelerini istiyorum. İngiliz zincirleri mi kuruyor? Evet, İngiliz finansör şirketlerine bir kaynak yaratmışlar. Arkada İngiliz finansör şirketler var. Misliyle fazla faizle parayı geri ödüyoruz. Bize bakın 16 milyar dolar veriyorlarsa biz 142 ödeyeceğiz onları. Ve bu ne kadar miktarda biliyor musunuz? 2033 yılına kadar anlaşma yapmışlar. 2033 yılına kadar. İnanılmaz bir şey. Evet ya. Bakın o da var. Hatta bir de şöyle efendim çok güzel bir yatırım yaptınız diyorlar. İngiliz firması yine ödül firması, medya firması. Bravo, çok güzel bir yatırım yaptınız. Sizi ödüllendiriyoruz diyorlar. Bu bilgiye de o ödüllendirilen firmanın internet sitesinden ulaşıyoruz yine. Bakınız burada işte Etlik Hastanesi için September 2033, Eylül 2033'e kadar. Bilkent Hastanesi için de yine o da ödül almış. Yine o da Nisan 2033'e kadar ödemesi var. Bakınız. Yani biz şehir hastaneleri gelecek nesillerden bütçe aktarım modelidir. Yani biz gelecek nesillerin, çocuklarımızın, torunlarımızın bütçelerini şimdiden peşin peşin kullanıyoruz. Ve çocuklarımızın yapacağı harcamaları da şimdiden ipotek altına almış durumdayız. Hatta bir rapor diyor ki bütçe esnekliğini bozan bir modeldir. Nedir bu bütçe esnekliği? Şimdi tıbbi yatırımlar. Teknoloji yüksek yatırımlardır. Yani teknoloji devamlı değişir. Siz eğer ki sağlığa yaptığınız şu yatırımı
Şimdi yaptınız ve buna 25-30 yıl boyunca para ödeyecekseniz, bu cihaz değil de şu cihaz lazım olduğu zaman buraya kira ve hizmet ödemesi yapacağınız için bu yeni çıkmış olan cihazı alamayacaksınız. Dolayısıyla Türk tıbbı şu anda dünya tıbbı ile eşit mesafededir. Ama Türk tıbbı da bu model sayesinde gerileyecek. Benim en büyük endişemden birisi de budur. Yani biz gelecekte yeni teknolojiye ayıracağımız bütçeyi maalesef şimdiden ipotek altına vermiş durumdayız. Kira ve hizmet bedeliyle. Şimdi kiraların dövizle olan kısmını ifade etmek istiyorum. Bakın şimdi elimde benim Cumhurbaşkanı'nın kararnamesi var. 12 Eylül 2018. Bu kararname diyor ki, efendim diyor, ticari anlaşmalarda alışverişlerinizde diyor, döviz diyor kullanmayacaksınız. Hatta dövizle anlaşma yaptıysanız kiralamaları falan bunları Türk lirasına çevireceksiniz diyor. Türk lirasını güçlendirme ile ilgili. E tamam, sen devlet olarak diyorsun ki, yönetim olarak, hükümet olarak diyorsun ki ben Türk lirasını koruyacağım, dövizle alışveriş anlaşma yapmayacaksınız diyorsun. E tamam. Peki sen neden kamu özel işbirliği çerçevesindeki kiralarını neden efendim döviz olarak ödemeye devam ediyorsun? Burada samimiyet var mı? Vatandaşa diyorsun ki sen kendi aralarındaki alışverişte döviz kullanmayacaksın, Türk lirası kullanacaksın. Ama ben şehir hastanesi ödemesine dövize devam edeceğim. Burada samimiyet yok. Hani yerliydiniz, hani milliydiniz? Yerli ve milli olan bir iktidar, evet ben arkadaş dövizle ödemiyorum, Türk liramı kendi paramla ödeyeceğim demelisiniz, demeliydiler. Bakın buna yönelik olarak da yine bir kanun teklifi verdik. 1 Ağustos'ta bu kanun teklifini dedik ki kardeşim gelin bu yasada dövizle ödendiğini görünce kiraların, gelin dedik hiç olmazsa bu kiraları Türk lirasına çevirin. Çevrildi mi? Çevrilmedi. Halen döviz bazında ödüyoruz. Şehir hastanelerine yıllık devletin ödediği kira ne kadar tahminen? Efendim şimdi o kirayla ilgili bilgileri de aktarayım. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin yaklaşık olarak %10'una yakın miktar. Şu an bu yılki miktarı söyleyeyim. Bakın 2018'de onu şöyle göstereyim. Her yıl yaklaşık olarak %100'ün üzerinde bir artışla devam ediyor. Bakın 2018'i 1 milyar 274 milyon. Küsuratları söylemeyeceğim. 2019'da 3 milyar 680 milyon lira. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu ayrılan geçen 2019'da 3 milyar 680 milyon liralık harcama ilk 5 ayda verilmiştir. Ondan sonra devamlı zarar edilmiştir. Ve bu yıl ayrılan bütçede 5 milyar 615 milyon lira. Yani bütçenin yaklaşık 9.54'ü ki şu anki döviz kuruyladır bu. Arttığı zaman bu oran da artacak ve giderek artıyor. Giderek artıyor. Bu kira bedeli. Kira bedeli bu. Yani sadece kira bedeli, bir de kullanım bedeli var. Bunun yarısı kadar da en az kullanım bedeli. Bir de kullanım bedeli var. Tabii bakın onunla birlikte olsa mesela bu yılki şeyi söyleyeyim ben size. 2020 bütçesinde sadece kiraya ödeyeceğimiz Sağlık Bakanlığı bütçesinin %9.54'ünü kiraya veriyoruz. Kullanım bedeliyle birlikte de bu %17.69 yapıyor. Çok büyük para. Bütçenin ya. Beşte biri. Beşte biri Fatih Bey. Ve bu İngiliz kuruluşlara ödüyoruz, evet, değil mi? Evet, evet. Yabancı finansör şirketlere ödüyoruz. Bakınız, şimdi Sağlık Bakanı'na devamlı bunları sorduk, cevap alamadık. Dün bakanın sunumunda en dikkat çekici noktanın şu olduğunu inanıyorum. Sayın Bakan şunu dedi. Biz dedi 10 tane şehir hastanesi açtık. Yine kamu özel işbirliği çerçevesinde. 9 tane şehir hastanesinin inşaatı devam ediyor. Yine kamu özel işbirliği, yani yabancı finansörlerle. Hiç şu ana kadar yoktu. İlk kez duyduk. 3 tane şehir hastanesi yatak kapasitesi 6100 olacak 3 hastanenin. Genel bütçeden ihaleye çıktık dedi. Yani artık biz yapacağız bu hastaneleri diyor bakanlık. Hatta diyor ki daha devamında 7 tane şehir hastanesi 6300 yatak kapasiteli yine genel bütçeden proje satın alma aşamasında çalışmalarımızı yapıyoruz diyor. Yani 20 taneye yakın şehir hastanesinin toplam 31 tane programlanıyordu. 10 tanesi şu anda hizmette, 10 tanesinin inşaatı devam ediyor. 10 tanesi daha yapılacaktı. Bakıldı ki bakanlık da gördü ki bu bir kara delik. Çok büyük zarar ediyoruz. Çoluğun, çocuğun, gelecek nesillerin vebali üzerimizde, onların harcamalarını yapıyoruz. Son 10 tane şehir hastanesini biz kendi paramla yapacağım diyor. O da yanlışı görmüş anlaşılan. Ama gene şehir hastanesine ısrar ediyor. Ama onu söyleyeceğim işte.
Biz de diyoruz ki yaptığınız 10 tane çalışıyor. Efendim 10 tane de inşaatı devam ediyor. Gelin bunları devletleştirelim, kamulaştıralım. Buna ait de yine yasa teklifimizi meclise sunduk. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hastanelerin, bakın ne zaman vermişiz? 12 Eylül tarihinde meclis başkanına sunmuşuz. Şu andaki şehir hastaneleri bizim hastanelerimiz değil Fatih Bey. Şu tarihsel bir çerçeveden bakarsak hastanelere, bakın elimde Kurtuluş Savaşı'ndan çıktık, fakir bir ülkeyiz. İnsanlarımızın sağlık hizmetine ihtiyacı var. İnsanlarımız imece usulü paralarını topluyorlar ve kendi memleketlerindeki hastanenin inşaatını kendi yapıyorlar, teçhizatlarını kendi yapıyorlar. Yani kendi paralarıyla bu hastaneleri yaptılar. Ve biz bu hastaneleri memleket hastanesi dedik. Bakın bu geçen aylarda Bursa'daki şehir hastanesinin açılması nedeniyle şehir merkezinde bulunan Muradiye Devlet Hastanesi, kapatılan Muradiye Devlet Hastanesi'nde asıl olan tabelanın resmidir. Bakın bu. Ne diyor biliyor musunuz burada? Memleket Hastanesi. Bursa vilayeti ile hayırsever halkının Türk milletine armağanı olan bu sağlık abidesinin inşasına 20 Mart 1947'de başlanılmış ve 11 Kasım 1951 tarihinde ikmal edilmiştir deniyor. Bakın bu. Yani kendimiz yaptık diyor Memleket Hastanesi. Daha sonraki süreçte ne oluyor? Biraz daha refah düzeyimiz artıyor. Devletimiz biraz daha zenginleşiyor ve bu sefer halkımızın ihtiyacı olan hastaneleri devlet yapıyor. Biz bunları devlet hastanesi diyoruz. Bakın bu da benim uzun yıllar çalıştığım Balıkesir Devlet Hastanesi. Bakın devlet hastanesi. Yani memleket hastanesi milletin hastanesi, devlet hastanesi devletimizin hastanesi. Şimdi de İngilizlerin hastanesi. Şehir hastanesi. Bravo. Bravo. Yani şehir hastaneleri ne milletin hastanesidir ne devletin hastanesidir. Şehir hastanesi yabancı şirketlerin hastanesi. Nereden mi biliyoruz? Hastanenin sigorta ödemesi kime yapılır Fatih Bey? Sigorta ödemesi kime yapılır? Mal sahibine yapılır değil mi? Bu hastanelerin başına bir şey geldiği zaman sigorta ödemesi İngiliz finansör şirketi yapılır. Yani mal sahibi onlar. Mal sahibi onlar. Biz buradan geri dönülsün diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi halkımız gibi kanun teklifi mecliste duruyor. Bu hastaneleri kira ödeyeceğimize gelin kira yerine verelim parasını hastaneye, kendi milletimizin, devletimizin hastanesi olsun diyoruz. Özel isterim diyorsunuz. Çok evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Daha süre çok söyleyeceğim şeyler var ama yetmedi herhalde. Bir sonra. Dahaki sefer inşallah. Olur, olur. Şu plan bütçe komisyonu biraz daha ilerlesin. Çünkü elbette. Yine bir araya geliriz. Sağlık tabii. Konusunda artık size başvururuz. Önemli çünkü bilgi ve belgeleriniz gerçekten evet. Bizim için değerli. Siz sakın vazgeçmeyin. Yok hayır bırakmayın. Hayır olur mu? Olur mu? Biz de gazeteci olarak tabii. Bir televizyoncu elbette. Yayıncı olarak yanınızdayız. Bu bizim boynumuzun borcu. Çocuklarımıza tabii. Borcumuz bu bizim. Tabii. Bizim de bunu yansıtmak çok boynumuzun borcu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Sayın Fikret Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Bizden şimdilik bu kadar. Birazdan Can Coşkun'la ekonomi haberleri var. Ardından İrfan Değirmenci ile ana haberi de kaçırmayın derim. Şimdilik iyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.